Şafağın erken ve puslu saatlerinde Koroja'nın sokakları şehri güney kapısından terk eden askeri birlikleri izlemekte olan insanlarla doluydu. Ordu sonunda harekete geçmişti. En önde sağlam çekiç darbeleriyle biçimlendirilmiş, ışıltılı çelik zırhların içindeki şövalyeler gidiyordu. Perdahlı miğferlerin üzerindeki sorguçlar renk renkti. İpeklerle, lakeli derilerle ve altın tokalarla donatılmış olan atları, binicileri tarafından tayin edilen hıza uyuyor ve cakas atarak yürüyordu. Sabahın ilk ışıkları, adamların başlarının üzerinde bir orman gibi yükselen mızrakların ucunda yansıyor, flamaları hafif bir rüzgar eşliğinde dalgalanıyordu. Her birinin miğferine ya da kılıç kemerine bir leydinin nişanı bağlıydı. Bir eldiven, bir eşarp veya bir gül. Onlar Koroja'nın şövalyeleriydiler. 500 güçlü adam. Başlarında kont Tespides bulunuyordu. Ve eğer söylentiler doğruysa adam Yasmela'nın bizzat kendisine talipti. Onların uzun bacaklı küheylanlarının üzerindeki hafif zırhlı süvariler takip ediyordu. Hepsi de tepe halkının karakteristik özelliklerini sergileyen uzun ince ve şahin yüzlü adamlardı. Başlarına sivri uçlu miğferler, rüzgarla uçuşan kaftanların altındaysa zincir zırhlar giymişlerdi. Başlıca silahları 150 metrelik bir menzile sahip, ürkütücü şem yaylarıydı. 5000 kişiydiler ve başlarında Supras vardı. Adamın sivri uçlu miğferinin altındaki zayıf yüzünde karamsar bir ifade hakimdi. Hemen arkalarından uygun adım yürümekte olan Koroja'nın mızrak bölüğü geliyordu. Diğer Hiborya devletleriyle karşılaştırıldıklarında sayıları her zaman daha az ola gelmişti. Çünkü Korojalı erkekler yalnızca süvariliği onurlu bir meslek olarak görürdü. Tıpkı şövalyeler gibi bu adamlar da kadim Kotkan'dan geliyordu. Dağılmış ailelerin oğulları, iflas etmiş adamlar, meteliksiz gençler. Yani bir bineğe ve çelik zırha parası yetmeyen 500 kişi. Paralı askerler en gerideydi. 1000 atlı, 2000 mızraklı adam. Uzun boylu atları en az kendileri kadar çetin ve vahşi görünüyordu. Ne cekalı bir yürüyüşleri vardı ne de uyumlu. Kanlı askeri seferler konusunda oldukça deneyimli olan bu profesyonel katillerin üzerinde işlerinin ehli olduklarını gösteren zalim bir hava mevcuttu. Baştan aşağı zincir zırhlara bürünmüşlerdi ve siperliksiz miğferlerini zincir başlıklarının üzerine giyiyorlardı. Kalkanları süssüz, mızrakları flamasızdı. Eğer kayışlarında savaş baltaları ve çelik gürzler sarkıyor, her birinin kemerinden enli bir kılıç sallanıyordu. Mızraklı paralı askerler de aynı şekilde giyinmişlerdi. Tek farkları süvari kargıları yerine piyade mızrakları taşımalarıydı. Hepsi de pek çok farklılıktan gelen pek çok farklı suç işlemiş kişilerdi. Aralarında uzun boylu, zayıf, iri kemikli, yavaş konuşan ve vahşi bir doğaları olan Hiboryalılar, kuzey topraklarının tepelerinden gelen sarı saçlı Gunderantlılar, kasıla kasıla yürüyen Korintiyalı kaçaklar, kara bıyıklı ve öfkeli mizaçlı Yağız Zingaryalılar, Batı'nın uzak diyarlarından gelen Akilonyalılar vardı. Ama Zingaryalılar hariç hepsi de Hiboryalıydı. En geridense büyük bir savaş atının üstündeki bir şövalye tarafından çekilen ve sırtında zengin görünüşlü bir tahtrevan taşıyan bir deve geliyordu. Etrafı özel olarak seçilmiş bir grup kraliyet askeriyle sarılıydı. Tahtrevanın ipek tentesinin altında ipekli giysilere bürünmüş, ince yapılı biri oturuyordu ve kraliyet ailesine her zaman önem veren şehir halkı, onu görünce deri şapkalarını havaya fırlatıp neşeyle tezahürat ediyordu. Çelik zırhının içinde bir türlü rahat edemeyen Simeryalı Conan, süslü püslü deveye pek de tasvip etmeyen gözlerle baktı. Sonra da yanında at süren Amaldrik'e döndü. Paralı askerlerin komutanı altın kakmalı zincir zırhının, altın göğüs plakasının ve tepesinde at kılından yapılma bir sorguca sahip miğferin içinde muhteşem görünüyordu. "Prenses de bizimle geliyor.
Kıvrak olmasına kıvrak ama böyle bir iş için fazla yumuşak. Her neyse, o elbiselerinden kurtulması gerekecek. Amalric yüzünde beliren sırıtışı gizlemek için sarı bıyığını vurdu. Anlaşılan Conan, barbar kadınların sıklıkla yaptığı gibi prensesin de bir kılıç kuşanıp savaşa katılacağını sanıyordu. Simeryalı kadınların aksine Hiboryalı kadınlar savaşmaz Conan, dedi. Yasmela sadece muharebeyi izlemek için bizimle geliyor. Yine de eğerinde kıpırdanıp sesini alçalttı. Aramızda kalsın ama bence prenses sarayda kalmaya cesaret edemiyor. Hem bir şeyden korkuyor. Bir ayaklanmadan mı? Belki de sefere çıkmadan evvel bir iki vatandaşı astırmalıydık böylece. Hayır, hizmetkarlardan biri bir şeyler anlattı. Daha doğrusu geveledi. Geceleri saraya bir şey geliyor ve Yasmela'yı aklını kaçırmasının neden olacak kadar çok korkutuyormuş. Natok'un şeytanlıklarından biri olsa gerek. Bundan hiç şüphem yok. Savaştığımız şey et ve kandan çok daha fazlası Conan. Diyor omurdandı Simeryalı. Düşmanının sana gelmesini beklemektense onunla yüzleşmek için harekete geçmek iyidir. At arabalarından ve kamp takipçilerinden oluşan uzun sırayı şöyle bir süzdü. Dizginlerini zırhlı elinde topladı ve alışkanlıkla paralı askerleri yürüyüşe geçirmek için kullanılan cümleyi kullandı. Ya tamam, ya talan yoldaşlar! İleri! Koroja'nın ağır kapıları kafilenin arkasından kapandı. Mazgallı siperliklerin arasında hevesli kafalar belirdi. Şehir halkı, izlemekte oldukları manzaranın yaşamlarını ya da ölümlerini doğrudan etkileyeceğini gayet iyi biliyordu. Orduları yenildiği takdirde Koroja'nın geleceği kanla yazılacak demekti. Çünkü güneyin vahşi topraklarından çıka gelen düşmanları merhamet nedir bilmiyordu. Asker sıraları tüm gün boyunca yol aldı. Küçük nehirlere bölünen çayırlıkları açtılar. Arazi kademe kademe yokuş yukarı çıkmaya başladı. Önlerinde alçak tepelerden oluşan bir sıra uzanıyor, bir kale duvar misali doğudan batıya dek hiç kesilmeden devam ediyordu. Geceyi o tepelerin kuzey yamacında kamp kurarak geçirdiler. Tepe kabilelerine mensup kanca burunlu, parlak gözlü adamlar irili ufaklı gruplar halinde yanlarına gelip ateşin çevresinde oturdular ve gizemli çölden gelen havadisleri tekrarlayıp durdular. Natok'un adı anlatılan her rivayette kelimelerin arasında bir yılan gibi kıvrılıp duruyordu. Denilene göre hava iblisleri, büyücünün bir emriyle şimşekler çaktırmış, rüzgar estirmiş ve etrafa sis bastırmıştı. Cehennem zebanilerinin korkunç kükremeleri yer sarsıntısına neden olmuştu. Büyücü hiç yoktan ateş var edip etrafı surlarla çevrili şehirlerin kapılarını yakmış, zırhlı adamları küle çevirmişti. Savaşçılar o kadar kalabalıktı ki neredeyse tüm çölü kaplıyorlardı. Üstelik Asi Prens Putamon'un komutasındaki 5000 savaşçı arabalı Stikya askeri de emrindeydi. Conan tüm bu hikayeleri istifine bozmadan dinledi. Onun işi savaşmaktı. Hayatı doğduğu andan itibaren verilen bir savaştan ibaret olmuştu. Ölüm her daim ona eşlik eden bir yoldaştı. Her zaman onunla birlikte yürür. Kumar masalarında yanı başında bekler, kemikli parmaklarıyla şarap kupalarını tıkırdatırdı. Uyumak için bir yere uzandığında tepesinde dikilen kukuletalı ve korkunç bir gölgeydi ölüm. İçki dağıtan bir kölenin varlığı bir kral için ne kadar önem taşıyorsa, Conan da ölümün varlığını o kadar umursuyordu. Sadece günün birinde o kemikli parmakları çok yakından hissedecekti. Hepsi bu. Bugüne dek hayatta kalabilmesi onun için yeterliydi. Bununla birlikte bazıları korku konusunda kendisinden bile dikkatsizdi. Nöbetçi sıralarının yanından kampa dönmekte olan Conan, az ötede pelerine sıkıca sarılmış, zayıf bir süliyet görünce olduğu yerde kala kaldı. ''Prenses, çadırında kalman gerekirdi.'' ''Uyuyamadım.'' Kadının koyu renk gözlerinde endişe bulutları geçiyordu. ''Korkuyorum Conan.'' ''Askerlerin arasında seni korkutan adamlar mı var?'' diye sordu barbar, elini kılıcının kabzasına koyarak.
Korktuğum şey bir adam değil, dedi prenses ürpererek. Seni korkutan hiçbir şey yok mu Conan? Çenesini sıvazlayan Simeria bu soruyu bir müddet kafasında tarttı. Var, diye itiraf etti sonunda. Tanrıların laneti. Yasmela bir kez daha ürperdi. Ben lanetlendim. Cehennemden çıkan bir iblis beni mimledi. Her gece gölgelerin arasında sinsice gezinip kulağıma korkunç sırlar fısıldıyor. Beni yerin en dibine çekip cehenneme götürecek ve kraliçesi yapacak. Uyumaya cesaret edemiyorum. Sarayımda olduğu gibi çadırında da beni görmeye gelecek. Sen güçlüsün Conan. Beni korursun. Bırak yanında kalayım. Korkuyorum. Yasmela artık bir prenses değil, sadece korkmuş bir kızdı. Gururunu terk etmiş, çaresizliğinden utanç duymaz hale getirmişti. Korkudan deliye dönmüş bir şekilde gözüne en güçlü gözüken kişinin yanına gitmişti. Hepsi bu. Daha evvelden gözüne itici gelen kaba kuvvet artık onu çekiyordu. Conan cevap olarak sırtındaki kırmızı pelerini çekip çıkardı ve prensesin etrafına sardı. Hareketleri kabacaydı. Kibar davranmak onun yetkilerini aşan bir meziyetti sanki. Elleri bir anlığına kadının zayıf omuzlarında oyalanınca prenses tekrar ürperdi. Ama bu seferki korkudan değildi. Sanki bu ufacık temasla dahi adamın acı kuvvetinin bir kısmı kendisine aktarılmış gibi üzerinden hayvani bir canlılık dalgası geçip gitti. ''Şuraya uzan!'' dedi Conan. Küçük bir kamp ateşinin yanındaki boşluğu işaret ederek. Bir prensesin savaş pelerine sarınıp bir kamp ateşinin yanındaki çıplak zemine uzanmasını onun gözünde hiçbir yakışıksız tarafı yoktu. Fakat Yasmela sesini çıkarmadan itaat etti. Conan yakınlardaki bir kaya parçasına oturup enli kılıcını dizlerin üzerine yerleştirdi. Kamp ateşi zırhından yansırken mavi çelikten ibaret bir heykel gibi görünüyordu. Devinimsiz duran, dinamik bir güç. Sanki dinlenmiyordu da her zamanki korkunç hareketliliğine devam etmesini haber veren sinyali beklerken bir andan kıpırtısız kalmıştı. Alevlerin ışığı yüz atlarında geziniyor, gölgeli ama yine de çelik kadar sert bir maddeden oyulmuş gibi görünmesine neden oluyordu. Suratı kıpırtısız olmasına rağmen gözleri yaşamlı alev alevdi. O sadece vahşi bir adam değil ama aynı zamanda vahşi hayatın bir parçası, hayatın ehlileştirilemeyen yanlarından biriydi. Damarlarında bir kurt sürüsünün kanı akıyordu. Zihni kuzey gecelerinin karamsar derinlikleriyle doluydu ve kalbi yanan ormanların ateşiyle atıyordu. Böylelikle güvende olmanın verdiği o eşsiz hazla sarıp sarmalanan Yasmela, yarı tefekkür edip yarı düş görerek uykuya daldı. Her nasılsa, yabancı diyarlardan gelen bu asık suratlı savaşçı başında beklerken hiçbir alev gözlü gölgenin kendisine musallat olamayacağını biliyordu. Yine de hiçbir şey görmemesine rağmen kozmik varlıklara duyulan bir korkuyla uyandı. Onu uyandıran şey alçak bir fısıltıydı. Gözlerini açtığında kamp ateşinin iyice küçüldüğünü gördü. Havada şafaktan önceki o bilindik his vardı. Belli belirsiz de olsa Conan'ın hala o kayanın üzerinde oturduğunu görebiliyor, kılıcının uzun ve mavi parıltısını seçebiliyordu. Barbarın hemen dibinde kamp ateşinin solgunca aydınlattığı bir başka süreye oturuyordu. Yasmela, uyku mahmuru gözlerle baktığında bunun başına beyaz bir türban sarmış, kanca burunlu ve boncuk gözlü bir adam olduğunu fark edebildi. Anlamakta zorluk çektiği bir şan aksanıyla hızlı hızlı bir şeyler anlatmaktaydı. Eğer yalan söylüyorsan bel kolun benden alsın. Doğru söylüyorum. Derkato adına yemin ederim Conan. Yalancıların şahı olabilirim ama asla eski bir yoldaşımı kandırmaya çalışmam. Sen zırhlara bürünmeden önce Zamara'da birlikte hırsızlık yaptığımız günlerin üzerine yemin ederim. Natok'u gördüm. Büyü yoluyla sete seslenirken onun önünde diz çöken diğerlerinin yanındaydım. Ama onların aksine burnumu kuma gömmedim. Ben bir Şumir hırsızıyım ve gözlerim bir çakalınkiler kadar keskindir. Natok'u çaktırmadan dikizledim ve peçesinin rüzgarla uçuştuğunu gördüm. Yüzündeki örtü kenara kaydı ve bel yardımcımız olsun. Sana onu gördüm diyorum Conan. Kanım dondu, tüylerim diken diken oldu. Gördüğüm şey ruhumu kızgın demir gibi dağladı. Gözlerimin beni aldatmadığından emin olana dek bir daha rahat edemedim.
Böylece ben de Kutçeme Sarabelerine geldim. Fil de şu kubbenin kapısı ardına kadar açıktı. Eşiğinde ise kocaman bir yılanın cesedi kılıçla şişlenmiş bir vaziyette yatıyordu. Kubbenin içinde bir adamın cesedini buldum. O kadar pörsümüş ve o kadar eciş büşüş olmuştu ki ilk başta onu tanıyamadım. Şevatas'tı. Hani şu Zamaralı. Bu dünyada benden daha iyi bir hırsız olduğunu kabullendiğim tek kişi. Hazine el sürülmemişti. Cesedin etrafında ışıltılı tepecikler halinde duruyorlardı. Büyücünün kemikleri yok muydu? Diye söze girdi Conan. Hiçbir şey yoktu. Dion'un lafını kesti şemli hararetle. Hiçbir şey. Sadece tek bir ceset. Ortama bir anlığına sessizlik hakim oldu ve Yasmela tarifi imkansız bir korkuyla yattığı yerde bir düştü. Natok nereden ortaya çıktı? Diye fısıldadı şemli. Dünyanın titreşen yıldızlarının önünden çılgınca geçip giden azgın bulutlarla kör ve mecnun olduğu, rüzgarın ultusunun çorak arazilerin hayaletlerinin çığlıklarıyla karıştığı bir gece çölden çıkagelmiş. O gece vampirler etrafta kol geziyor, cadılar çıplak bir vaziyette rüzgarlara biniyor ve kurt adamlar sahranın dört bir yanında uluyormuş. Büyücü siyah bir devin üzerinde gelmiş. Hayvanı son sürat sürüyormuş ve çevresinde uğursuz bir alev varmış. Devinin kumda bıraktığı izler karanlıkta parlıyormuş. Natok, Apaka Vağası'ndaki Set Mihrab'ın önünde bineğinden indiğinde hayvan gecenin içine karışarak ortadan kaybolmuş. Ve aniden devasa kanatlarının çıktığına, bulutlara doğru hızla yükseldiğine ve arkasında alevden bir iz bıraktığına dair yemin eden kabile halklarıyla konuştum. O geceden beri o hayvanı gören olmamış. Fakat siyah renkli, insan biçimli, azman bir şekil şafaktan önceki o karanlık saatte Natok'un çadırına girip ona anlaşılmaz bir dilde bir şeyler anlatmış. Sana ne gördüğümü söyleyeceğim Conan. Natok, bak sana o gün Suşan'da rüzgar onun peçesini açtığında gördüğüm şeyin bir resmini göstereceğim. İki adam bir şeyin üzerine eğilirken Yasmela Şemli'nin elinde bir altın parıltısı gördü. Conan'ın homurdandığını duydu. Sonra da aniden karanlık ona esraldı ve Prenses Yasmela hayatında ilk kez bayıldı. Devam edecek.